İmamoğlu'nun 50 lira yapacağım teklifi vardı aylık ama AK Parti ne hikmetse Mayıs ayında onu işte 40 lira olması için teklif vereceğiz dediler. Ondan sonra bunun üstüne İmamoğlu da orta yol bulmamız iyi, vatandaş faydalansın dedi. Bu arada CHP Grup Başkan Vekili'nin sanırım yorumu da şey oldu, yıllardır belediyesizdeydi, neden yapmadınız olmuştu. Bence umut verir, sonunda bir şey, sürekli zam geliyor her şey, hiçbir şey indirim gelmiyor. İndirimler sadece, hatta bu seçimde gelmedi, tanzim satış noktalarıyla sınırlı kaldı, onlar da bazı noktalarda kaldırılmaya başlandı. Bence bu hepimiz için iyi olacak, yani özellikle öğrenciler için. Yani nereden baksanız bir öğrencinin en azından bir hafta sonu bir kültürel bir etkine gitmesi için bir para ayırması daha büyük bir fırsat gelir. Yani 3 aile bir çocuğun ayda 100 lira cebinde fazladan kalacak. Bence başlangıç için çok iyi. Ben ortaokuldan beri Akbil'i çok sık olarak kullanıyorum ve bunun neredeyse son 8 yılının 6 yılını tamamen aylık olarak kullandım. O yıllar içinde Akbil fiyatlarının artışı her seferinde daha da büyük etkiler yaratıyordu. Ben ilk kullanmaya başladığımda normal bir otobüse basım 1 liraydı. Şu anda 1.25'e çıktı. Metrobüs ve başka yerlerde de bu çok sık kullandığımız için bize fazla yansıyordu. Akbil fiyatında böyle bir düşük olması, düşüşün olması bizim için çok büyük bir şey. Çünkü dışarı çıkmamız, gezmemiz için de bize bir hak tanıyor. Sadece üniversiteye ya da okullarımıza ulaşımda bile zaten o aylık akbilin biz çoğunu kullanıyoruz. Ve aylık alan öğrencilerin çoğu toplaşmayı fazlasıyla kullanan insanlar oluyor. Mesele biraz da iki parti arasındaki siyasi bir olaymış gibi duruyor. Çünkü yıllar boyunca bunu arttırmaya devam ettiler ve şu anda bir partinin düşüreceğini duydukları zaman biz daha da düşüreceğiz demek biraz daha siyasete kaçıyor. Bizi düşündükleri değil de kendi aralarında biraz daha halkın gözünü boyamakmış gibi gözüküyor bizim için. Şu an 55 kuruş aktarmalı ödüyoruz. Normalde 1.25 diye atıyoruz, aynen tahmin değilim şu an. Öğrenci olarak bakacak olursam kendi aldığım bursla ödüyorum Akbil paramı, ücretimi. O yüzden tabii ki yerel yönetimlerinde bizim burslarla geçindiğimizi ya da işte öğrenci olarak farklı şeylerde para ayırmamız gerektiğini düşünerek ulaşım gibi çok gerekli bir harcamanın her zaman indirilmesini isteriz tabii ki. Olabildiğince az olmasını isteriz. Tartışma konusu olarak da bunun bir işte ben daha az indireceğim, ben şöyle indireceğim gibi bir yarışa dönüşmesinde bilmiyorum. Gerekli mi, gerekli değil mi? AKP şu anda 40 liraya indirilmesini öneriyorsa demek ki böyle bir şey yapılabilir bir durumdaydı ve bu zamana kadar demek ki iki katı fiyatını ödüyorduk biz. Neden bu zamana kadar yapılmadı da şu anda bir anda İmamoğlu geçince bu önerildi? O da ayrı bir tartışma konusu bence. Yani sonuçta ekonomimizin durumu belli ve öğrencinin aldığı aylık para da belli. O yüzden sürekli kullanılan bir ulaşım aracı olarak en azından orada yapılan bir indirim öğrenciye katkı sağlıyor. Şimdi öğrenci tabii çalışamadığı için parasını kazanamıyor. Ailesinden geçmek zorunda kalıyor. Hele bazıları mesela gurbetten geliyor. Burada yatılı kurslara kalıyor. İndirim olması öğrencinin çok yararında bir şey. Yani ne kadar düşerse bizim için tabii o kadar iyi. 50 olmuş, 40 olmuş. 85'ten, normalde şu an 85 liralı bildiğim kadarıyla. İkisi de öğrencinin işine yarayacak bir şey. Öğrencilerin hani ek bir geliri yok. Kendileri hani çalışmıyorlar ve cidden eğitime ihtiyaçları var. Bunun için kimisi belki de uzak yerlerde okuyor. Hani sırf mesafe yüzünden, belki de paraları olmadığı için gidemiyorlar. Bu yüzden indirim çok daha önemli. Kendisine hani inanıyoruz böyle bir indirime düşüreceğini ve çok daha yararlı olacak bizim için, yani öğrenciler için. Çok daha avantajlar gelecek. Günde hani 10 tane şey binemeyeceğiz. Hani o kadar süre yok ama o kadarına binebileceğiz. Hafta sonları da müzeye gidebileceğiz mesela. Bir öğrenci işte ödevini yapabilecek. Akbil'e gereğinden fazla, çok fazla para ödüyoruz. Hani bunu araştırdığınız zaman da bunun bence daha alt sınırlarında olabileceği görünüyor yani. 15-16 yıldır, hatta 17 yıl mı oldu bilmiyorum. Neden yapmadı şimdi böyle yapmaya karar verdi? Düşünmeli. Şimdi biz öğrenciyiz. Hani ailemizden alıyoruz harçlığımızı ve çoğumuz çalışamıyoruz ki öğrencinin bence çalışmaması da gerekiyor. Öğrencinin en güzel şekillerde okuması gerekiyor. Öğrenciler bunu hak eden bir insanlar. Yani biz öğrenciyiz. Yani okumak için yani geldik biz. Yani gelecek nesillere aktaralım bizleriz yani. Şimdi yani çalışmak şart yani. Okumak yapacaksan da çalışmak gerekiyor. Ama şimdi çalışsam derslerime odaklanamayacağım, sınavlarımı yapamayacağım. Yani derslerime çalışmam lazım ve yani Akbil'i verecek paramız kalmadı, anlıyor musunuz? Bir de dolarların yükselişi, fiyatların artışı, evdeki kiralar, yani nereye kadar? Öğrenciyiz, aslında ücretsiz olması lazım da 50 TL de işi olsun, devlete katkı olsun.